Pamukkale Belediyesi tarafından Deliktaş Mahallesi'ne Pamukkale Belediyesi Muhammed Serter İmam Hatip Ortaokulu ve Anadolu İmam Hatip Lisesi kazandırılıyor sevgili seyirciler. Okul projesi için temel atma töreni düzenlendi. EGTV töreni canlı yayınladı. Pamukkale Belediyesi tarafından hayırseverlerin desteğiyle Deliktaş Mahallesi'ne Pamukkale Belediyesi Muhammed Serter İmam Hatip Ortaokulu ve Anadolu İmam Hatip Lisesi kazandırılıyor. 5493 metrekare inşaat alanına sahip 24 derslikli proje için temel atma töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikalar Üyesi, Ekonomi Eski Bakanı Nihat Zeybekçi, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Merkez Efendi Kaymakamı Adem Uslu, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanları, Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kutluhan, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Başka bu coşku, bu telaşe, bayram sabahı çocuklarımızın gözlerinde gördüğümüz sevinç misali, güzellikleri paylaşmak, parmakla gösterilmesi gereken hususları koyu çizgilerle gün yüzüne çıkarmak için hep birlikte koşuşturduk, bir araya geldik. EGTV ekranlarından canlı yayınlanan törende konuşan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, projenin ilçeye ve Denizli'ye hayırlı olmasını diledi. Örki, hayırseverlere desteklerinden dolayı teşekkür ederken proje hakkında bilgiler verdi. Teşekkür ediyorum. Başta bakanımız, valimiz, milletvekillerimiz, büyükşehir belediye başkanımız olmak üzere burada gayret gösteren ve bizi yüreklendiren bütün büyüklerime ben yürekten teşekkür ediyorum. O temel atma törenimizde bizleri yalnız bırakmayan çok kıymetli protokol üyelerimize ve siz değerli vatandaşlarımıza yine yürekten teşekkür ediyorum. Taze bir şekilde göreve başladı il müdürümüz. Onunla buradaki temel atmadan sonra yine ilçemizde farklı bir projemiz olan eğitim üzerine bir projemiz olan diğer yatırıma hemen biraz sonra geçeceğiz. Belki çok kısa süre sonra yeni müjdelerle, eğitim müjdeleriyle sizlerin huzuruna da çıkmış olacağız. Rabbim yolumuzu açık etsin her birimizin. Bizleri yalnız bırakmadığınız için, bu güzel günde bizlere destek olduğunuz için her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Başkan Örkin'in ardından protokol üyeleri de konuşma yaptı. Projenin hayırlı olmasını diledi. Almıştır. Denizli hayırseverlerimizin desteği bugüne kadar hiç bitmemiştir, bitmeyecektir. Değerli konuklar, ilimize teşrif ettiği günden beri eğitim öğretim konusundaki duyarlılığıyla her an bu duyarlılığı bize hissettiren, bize önderlik yapan Sayın Valimize, milletvekillerimize, eğitim sevdalısı Büyükşehir Belediye Başkanımıza, başkanlarımıza, sivil toplum örgütlerimize ve eğitime destek veren tüm hayırseverlerimize saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Plan iş güzel iştir. Hayırseverimizin o Allah'ın vermiş olduğu rızıklardan ayırarak, helal kazancından ayırarak buraya imkan sağlamıştır. Ben huzurlarınızda kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bu bölgemiz çok arazi konusunda sıkıntı olan bir bölgeydi. Burada bir sosyal tesis yapmakla ilgili, bir şey yapmakla ilgili, okul yapmakla ilgili yer bulmak çok çok zordu. Nihat Bakanımızın belediye başkanı olduğu 2004 tarihinden bugüne kadar burada bir şey yapmak istersek kamulaştırmak zorunda kalıyorduk. Bu protokolü Büyük Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki ile birlikte imzalamıştık. Benim için de Denizli'ye ayak bastığımda ilk imzalamış olduğum, hayırseverlerimizle birlikte yaptırmış olduğumuz ilk eser olması bakımından da benim için ayrı bir öneme sahip. Tabii ki bunun bendeki mutluluğu, bunun bendeki heyecanı bir bambaşka. İnşallah açılışını da birlikte yapmayı Cenab-ı Allah bize nasip eder. Bu eğitim yuvasından, bu okulumuzdan vatanını, milletini, devletini seven, vatanına, milletine hizmet etme aşkıyla donatılmış evlatlarımız yetişir ve gün gelir bizim görev yaptığımız gibi onlar da bu ülke yönetiminde yerlerini alırlar. Belediye başkanlığımız döneminde belki yüzlerce belediyeye ait olan temiz arsayı biraz önce Osman Bey kardeşimin dediği gibi milli eğitime okul yapılmak üzere hiç arkasına bile bakmadan bedelsiz bir şekilde
bağışladık, dedik ki milli eğitime lazım olan şey bizden boştur. Yani ki o gün şöyle demiştik, belediye başkanının binası ve makamı da lazımsa milli eğitime, okula, o da helal hoş olsun dedik. O gözle baktık. Yani valilik makamı da dahil. Eyvallah, biliyorum sayın valimize, hakikaten Denizli'miz çok şanslı bir valiler dönemi yaşıyor. İnşallah sayın valim de çok güzel hizmetler yapacak. İlk imzaladığınız bu protokol ise eğer bereketli olsun. İnşallah arkası devamı gelsin. Tabii söz vermek, biraz önce Avni Bey kardeşimin dediği gibi, nadir bildiğim hadislerdendir o. Ayetel münafık selasun diye başlayan Efendimizin sözleri. Yani münafıklığın alameti üçtür. Bir, söz verdiğimi tutmaz. İki, emanete ihanet eder. Üç, söz söylediği zaman yalan söyler. Onun için biz siyasete aktif olarak başladığımız andan itibaren çok az söz verdik. Yani sayabileceğimiz kadar, aklımızda kalabileceği kadar, bir yere not alabileceğimiz kadar. Ama o sözün tutulmadığı zaman nereye kayabileceğini de bilinciyle bu sözleri verdik. Konuşmaların ardından protokol üyeleri projenin startını verdi, düğmeye bastı. Öte yandan 29 Temmuz 2021'de tamamlanması planlanan proje 9.424.660 liraya mal olacak.